Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere bölme işlemi konusunu anlatacağım. Bölme işlemi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl yapmalıyız? Nasıl daha kolay uygulayabiliriz? Bunları anlatacağım, göstereceğim, alıştırmalar yapacağım. Hemen ilk alıştırmadan başlıyorum. Bölme işlemine bir kere en büyük basamaktan başlıyoruz. Yani diğer işlemlerde biliyorsunuz toplama, çıkarma ve çarpmada birler basamağından uygularız. Ama bölme işleminde buradaki en büyük basamak örneğin binler basamağı. Ve birinci kuralımız şu. Her bir rakamı, her bir basamağı buradaki bölen sayıya sormamız gerekiyor. Başlayalım. Şimdi 3'ü 8'e soruyorum. 3 8'e bölünür mü? 3'ü 8'e bölebilir miyim? Bölemem. Niye bölemem? Çünkü 3 az geliyor. Şöyle düşünün, elimde 3 tane kalem olsa ben bunu 8 öğrenciye paylaştırmak istesem paylaştıramam, yetmez yani. O zaman bölemiyorsam yok, 3'te 8 yok, o zaman bölemedim, buraya yok demek 0 koyacağım demek. Öğretmenim biz okulda böyle başlamadık diyebilirsiniz. Evet doğru. İlk baştaki 0'ı koymamıza gerek yok aslında. Ben de normalde bölme işlemi yaparken baştaki 0'ı koymuyorum. Ama ben size bölmenin mantığını anlatmak için böyle başladım. Birazdan diğer alıştırmalarda ben de koymayacağım zaten. Şimdi 3'ü sorduk. 3'te 8 yok. Yoksa buraya 0 koyduk. Sonra bölemedik ya. Bu sefer ikisini beraber soruyorum. Yani 32'de 8 var mı? Var. Kaç tane olabilir? 8, 16, 24, 32. 4 tane olabilir. 4 kere 8 32 oldu değil mi? Şimdi çıkarıyorum. Neden çıkarıyorum? Onu da söyleyeyim. Şimdi acaba kalan var mı? Bunu göreceğim yani. Evet, şu anda kalan yok. Şimdi ben alt kata indim. Yanıma bir tane basamak çağırıyorum. Çünkü ben burada çalışıyorum artık. Yukarıdaki rakamlardan bir tanesini bir basamağı aşağı indiriyorum. Burada öğrencilerin yaptığı bir hata var. Bazen ikisini beraber indiriyorlar. Hayır. Tek tek indireceğiz ve buradaki her indirdiğimiz basamağı bölen sayıya soracağız. Devam edelim. 4'te 8 var mı? Bölebilir miyim? Bölemem. Yine az. O zaman yoksa buraya 0 koyacağım. Bakın her sorduğumuzda 0 koymamız gerektiğini anlatmak için zaten ben baştaki 0'ı koydum. Normalde bunu koymamıza gerek yoktu. Ama ortadakini koymamıza gerek var. Koymazsak bölme yanlış olur yani. Neyse bu basamağı da sorduk. Sırada kim var? Diğer basamak var. Bunu sorduktan sonra diğerini getirelim. Ne oldu şimdi burası? 40 oldu. 40'ta 8 kaç tane var? Yine sayarsınız 8'er 8'er 5 defa var. Ya da çarpım tablosundan hatırlayabilirsiniz. 5 kere 8 40 dediğim ve yine çıkarıyorum. Niye çıkarıyorum? Kalan var mı? Ona bakıyorum. Kalan yok. Bölme işlemi bitti. Çünkü bütün basamakları bölen sayıya sordum. Evet bakın baştaki 0'ı koymamıza gerek yokmuş. Sonraki alıştırmalarda ben de koymayacağım zaten. Ama ortadakini unutmamamız gerekiyor. Eğer ben bu 4'ü 8'e sorduğumda buraya 0 koymasaydım, 4'te 8 yok, buraya 0 koymasaydım o zaman cevap 45 çıkardı ve yanlış olurdu. Çünkü cevabımız 405. Devam edelim bakalım. Diğer alıştırmaya geçelim. 3'te 6 var mı? Yok. Bölemiyorum. Bu kez 0 koymayacağım. Sizin alışık olduğunuz tarzda. Bölemiyorsam ikisini beraber soruyorum. 35'te 6 kaç tane var? 5 kere var. 5 kere 6 30. 6 kere 6 36 oluyor. Fazla geliyor. Yani buradaki sorduğumuz sayıyı geçmememiz gerekiyor. O yüzden 5 kere yeterli. 5 kere 6 30 oldu. Yine çıkarıyorum bakalım var mı kalan? Evet var. Bakın bu kez 5 tane kalan var. Şimdi ne yapıyorduk? Yukarıdan bir kişi getireceğiz. Sıfırı getiriyorum. Getirdim. Bu kalanlarla beraber ne oldu? Ha, bir de şunu söyleyeyim. Şimdi az önce burada 5 vardı ya. Bu 5'i tekrar 6'ya sormuyoruz sevgili öğrenciler. Niye? Çünkü bu 5'in olduğu basamağı zaten sordum ben. Tekrar aynı şeyi sormayacağız yani. Bu 5 zaten yukarıdan çıkarma işlemi yoluyla geldi. Kalan olarak geldi. Ama 0 geldikten sonra bu sefer sormam gerekiyor. 50'de 6 kaç tane var? Şimdi 6'şar 6'şar düşündüğümde 6 kere 9 54 fazla geliyor. 6 kere 8 yeterli. 6 kere 8 48 oldu. Çıkarıyorum. 2 kaldı. Yine bakın bu 2'yi sormuyoruz. Çünkü niye? O çıkarma işlemi yoluyla geldi. Sıra kimde? 5'te. 5'i getirdik. 25'te 6 kaç tane var? 4 tane. 4 kere 6 24. Biraz küçük yazayım da alttaki bölmeye karışmasın. 1 kaldı. Tamam. Şimdi sırada 2 var. Bakın her basamağı yapmam gerekiyor. 2'yi getirdim 12. 12'de 6 kaç tane var? 2 tane var. 2 kere 6 12. İşte bölme bitti. Bu bölme de kalansız bir bölme oldu.
Az sonra kalanlı bölme de olacak. Öyle alıştırma da hazırladım. Cevabımız ne oldu? 5842 oldu. Devam edelim. Şimdi iki basamaklı olduğunda bölen sayı ne yapacağız? Tahminlerden yararlanacağız sevgili öğrenciler. Çünkü 18 18 saymak tabii ki çok zor, değil mi? O zaman tahmin edeceğiz. Şimdi uygulayalım. 6'da 18 yok. 63'te 18 kaç tane var? Şimdi burada 18'in yakın olduğu onluk 20, değil mi? 20'şer 20'şer saymak kolay. 20, 40, 60. Bakın 3 tane yetiyor. 4 tane olsa 80'e doğru gidiyor. Olmadı. 63'ü geçiyor. O zaman ben buraya 3 tane tahmin olarak yazıyorum. Sonra bu yazdığım sayıda tabii ki çarpacağım. Bakalım kaç ettiğini öğrenmem lazım. 3 kere 8 24. Elde var 2. 3 kere 1 3. 2 de elde 5. 54 oldu. Bak 63'e yaklaştım. Ve onu 63'ü geçmemiş oldum. Yani olabildiğince yaklaşıyorum yani. Çıkaralım. 3'ten çıkmaz. 13'ten çıktı. 9. Burada 0 kaldı. Sormadığım bir basamak daha var. Evet 0'ı getiriyorum. Şimdi 90'da 18 kaç tane olabilir? Tahmin edebiliriz yine. 3 tanesi 54 oldu. O zaman 5 tane deneyebiliriz. Çünkü buraya 5 koyduğumda bakın 5 kere 8 40 oluyor ve 40'ın 0'ını yazacağım. Burada da 0 var ya. O yüzden 6 kere olsa fazla geleceğini düşünüyorum. Deneyelim. Ha burada koyduğumuz sayı az gelirse bir tane yükseltiriz. Ya da çok gelirse bir tane düşürürüz. Sileriz yani. Ne var? 5 kere 8 40. Elde var 4. 5 kere 1 5. 4 de elde 9. Bakın oldu. Çıkaralım. Evet cevabımız 35 oldu. Diğer alıştırmaya bakalım. Şimdi 3'te 7 yok. 38'de 7 kaç tane var? 5 kere 7 35 yapıyor. O zaman buraya 5 yazalım. 5 kere 7 35. Çıkaralım. 3 kaldı. Bir kişi getirelim. 32 oldu. 32'de 7. 4 tane var. 4 kere 7 28 çünkü. 5 tanesi fazla geliyor. Çıkaralım. 4 kaldı. Bir kişi daha var yukarıda. Getirelim bu 5'i. 45'te 7 kaç tane var? 6 kere 7 42. Yeterli. 7 kere 7 49 oluyor çünkü. 6 kere 7 42 dedik. Çıkarıyoruz. Kalan 3 oldu. Bütün basamakları sordum. Bölme işlemi bitti. Cevabı buldum. 546. Kalan da var. Bu kalan neyi ifade ediyor? Şöyle düşünün. İşte 3825 kilogram elma var örneğin. Bunu 7'şer kilogramlık paket yapıyoruz. İşte poşet yapıyoruz veya kutu yapıyoruz neyse. 7'şer 7'şer gruplandırıyoruz yani. Ve yaptıktan sonra 546 tane paket oluyor. Ve geriye 3 kilogram artıyor yani. Bu 3 kilogramı tekrar 7 kilogramlık paket yapamayız. Az gelir. O yüzden buna da kalan diyoruz. 3 kilogram. Bunu da ne yapıyoruz? Bunları da biz yiyelim yani. Hep paket yapıp satmayalım değil mi? 3 kilogramı da biz yiyelim. Evet buna kalan diyoruz. Ha bir de şunu söyleyeyim. Buradaki kalan sayı yani buradaki 3 rakamı 7'den az olmak zorunda. Yani kalan sayı her zaman şuradaki bölen sayıdan az olmalı. Eğer buradakiyle eşit olursa yani burada 7 kalmışsa bölmede yanlışlık var demektir. Ya da 7'den büyük 8 olduysa 9 olduysa 10 daha büyükler olduysa olmaz. Bölme yanlış demektir yani. Kalan sayı her zaman 7'den az olmalı. 7 ile aynı olur mu öğretmenim? Hayır olmaz. 7 ile eşit de olmayacak. Az olacak. Devam edelim. Şimdi iki basamaklı büyük bir sayı var sevgili öğrenciler. Şunu bir ayıralım şöyle. Şurası karışmasın. Şöyle ayıralım. Yeri belli olsun. Evet. Soralım yine. 4'te 87 yok. 46'da yine yok. O zaman ne yapıyorum? Üçünü beraber. 462'de 87 kaç tane var? Şimdi 87'yi 90 olarak düşünebilirsiniz. Ve 90-90 böyle katlayabilirsiniz. Ya da ben şöyle yapıyorum çoğunlukla. Şimdi 462'nin başında bakın 46 var. 2'yi görmezden geliyorum. 87'nin başında da 8 var. Şimdi 46'da 8 kaç tane olabilir? 6 kere 8 48 oluyor değil mi? Fazla geliyor. 5 kere 8 40 oluyor. Bence 5 tane yeterlidir. Buradan tahmin edebilirsiniz. Ya da 90 olarak düşünüp 90 90 90 180 270 böyle katlayarak gidebilirsiniz. Ama benim yöntemim de işinize yarayabilir. 5 kere 7 35 devam edelim. Elde var 3 5 kere 8 40 3 de elde 43. Bayağı yaklaştık bakın. 462 435. Bir tane daha 87 koysak bunu geçerdik zaten. O zaman çıkaralım ne kalıyor görelim. 2'den çıkmaz. 12'den 5 çıktı. 7 kağıtta dursa yerinde 7. Burada 5 kaldı. 2 bak yine oynuyor. Neyse devam edelim. Mücadele ediyoruz bir taraftan kağıtla. Şimdi yukarıdan bir sormadığım basamak var. Getiriyorum. 275'te 87 kaç tane olabilir? Yine bakın 275'in başında 27 var.
8, 3 kere 8 24, 4 kere 8 32 fazla geliyor. O zaman 3 tane yeterli bence. 3 kere 7 21 çarptım. Çarpıyorum yani. Elde var 2. 3 kere 8 24, 2 ile elde 26. Bakın bayağı yaklaştım. 261. Çıkarıyorum. 4, 1. Evet, yine kalanlı bir bölme. Cevap 53 oldu. Kalan 14. Bakıyorum. Evet, 87'den küçük. Buradan küçük olması gerekiyordu. Demek ki işlemi güzel yaptım. Doğru oldu. Şimdi son olarak harflerle bölme oluyor mu derseniz, oluyor tabii. Bazen deneme sınavlarında, çeşitli kaynaklarda, kitaplarda karşınıza çıkabilir. Şöyle yapıyoruz. Yine aynı sayılar varmış gibi düşünüyoruz. A harfini AB'ye bölebilir miyim? Bölemem. Niye bölemem? Çünkü bu tek basamaklı bir sayı. Bu iki basamaklı. Yani tek basamaklı sayılar, bir basamaklar zaten iki basamaklardan her zaman küçük oluyor. Az oluyor yani. Bölünmez yani. Bir de şuna bir örnek yazalım. Mesela şöyle düşünün. 6 olsun A harfi. Diğeri 3 olsun. 6 ve 3. Yani böyle olsun bu sayı. Benzetiyorum. Buradakini de yine 6 ve 3'ten oluşuyor. A ve B harfleri. Bakın 6'yı 63'e bölemem değil mi? Aynı onun gibi. Sonra ikisini beraber soruyoruz. AB'de AB. Yani şöyle düşünün. 63'te 63 nasıl olur? Gene kendisi aynısı. Bir defa olur. Bir kere AB AB. Çıkarıyoruz. 0 0. Sonra bir kişi getiriyoruz yine. Kuralımızı unutmayalım. Her defasında bir kişi geliyor. A harfini AB'ye bölebilir miyim? Gene bölemem. O zaman ne oluyor? Burada yok demek yani. Sıfır. Sonra bunu da sorduk. Sırada son kişi var. Onu da getirdim. AB oldu. Yine aynısı oldu. O zaman bir kere var. Bir kere AB. AB. İşte harflerle bölme işlemi çıkarsa karşınıza bu şekilde yapmalısınız diyorum. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.